Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Temmuz ayı sizin için önemli bir ay. Burcunuzda ikinci dolunayı yaşayacağız bu ay. Gezegen geçişleri, Yengeç burcundaki yeni ay, tüm bu döngüler hayatınızda çok belirgin, önemli bazı değişimler getirebilir, dönüşümler getirebilir. Ayın 22'sine kadar Güneş Yengeç burcunda parlayacak. Tabii ki ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz ve bunlarla ilgili konular sizin için çok belirleyici görünüyor. Ve ayın 6'sında da çok önemli, güçlü bir yeni ay doğacak. 14 derece Yengeç burcunda Sirius'la birleşen bu yeni ay, başarılı, bereketli, maddi manevi şanslar getirmesiyle birlikte çok spiritüel enerjiler de taşıyor. Yani hak edişler, işte sizin düşünceleriniz, eylemleriniz ve bunların sonuçlarıyla karşılaşabileceği önemli etkiler getiriyor. Ve çok güçlü bazı ilişkileri başlatabilir bu yeni ay. Çok güzel bir evliliğin kapısını açabilir size. Önemli tanışmalar, teklifler olabilir. Özel hayat olduğu kadar işbirlikleri, ortaklıklar, arkadaşlıklar alanında da çok özel kişiler karşınıza çıkabilir. Şanslı başlangıçlar için önemli bir yeni ay döngüsündesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay ilişkilerinizde çok etkili ve belirleyici olabilir. Venüs de Yengeç burcunda olacak. Dolayısıyla evlenmek için, evlilik teklifi yapmak için, nikah için, düğün için gerçekten bu yeni ay ve yeni ayı takip eden bu 2 haftalık süreci değerlendirebilirsiniz. Yılın en keyifli, şanslı dönemlerinden birisi olabilir. Süregelen ilişkilerinizde hiç ummadığınız açılımlar da gelebilir bu dönem içerisinde. Ya da eşiniz, evliyseniz eşinizin hayatında, eşinizin yaşamında çok önemli bazı gelişmeler olabilir. Şanslı bazı değişimler, başlangıçlar söz konusu olabilir. Evlenmek, yuva kurmak, anne olmak, baba olmak, çocuk sahibi olmak, iş kurmak ve benzeri konular. Tüm bunlar bu yeni ay ile birlikte hayatınızı geliştirebilir. Merkür ayın 2'sinde Aslan burcuna geçecek. Venüs ayın 11'inde Aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla bu ay aslında ilişkiler olduğu kadar ilişkilerin maddi yanları, paylaşımları, hisseli paralar, alacaklar, borçlar, yatırımlar, krediler ve benzeri. Bazen bu işte bir nafakadır, mirastır, tazminattır. Bunlar da olabilir tabii ki ya da işte böyle bir emeklilik konusu. Hani buraları da genel itibariyle böyle bir düşünce anlamında, planlama anlamında ay başından itibaren aslında yönlenmeye başlıyoruz. Venüs iyicil bir gezegen. Ayın 11'inden sonra para aksınıza gelince yani bir kredi almak istiyorsanız daha rahat alabilirsiniz. İşte bir borcu ödemek istiyorsanız daha rahat ödeyebilirsiniz. Maddi koşullarınızda iyileşmeler olabilir ya da eşinizin, ortağınızın gelirlerinde iyileşmeler, rahatlamalar olabilir. Bu da tabii sizi ilişkilerden destek almanızı, maddi bazı destekler almanızı sağlayabilir. Bu bir tabii ki eğitim için bir burs da olabilir. Hani böyle bir istediğiniz, daha önceden yaptığınız bir yatırımın hani güzel bir geri dönüşü, bir kazanç olabilir. Özellikle miras gibi bir konunuzda güzel, hani sizin adınıza olumlu açılımlar olabilir. Tüm bunlarda da bazı etkiler alabiliriz. Ve ayın 20'sine kadar Mars Boğa burcunda olacak. 15'ine biraz dikkat edelim. Genel itibariyle Mars sizi enerji olarak destekliyor aslında ama ayın 15'inde Uranüs'le birleşecek. Ayın 14'ü, 15'i, 16'sı buralarda biraz sert etkiler var. Özellikle Algol yıldızlarıyla birleştiği için. Hani kontrolü zor bir enerji bu. Çok risk alabilirsiniz. İşte çok fazla kazanacağım diye böyle bir hani şans oyunlarında kendinizi çok fazla hani riske atabilirsiniz. İşte borsada hani belki zaman zaman risk olabilir. Spekülasyona dikkat edelim, paramıza dikkat edelim. Gereksiz harcamalar olabileceği gibi kayıplar olabilir. Aşk hayatınızda da risk alabilirsiniz. Tutkularınızın arttığı bir dönem çünkü 8. eviniz de hareketli bu ay. Yani bir ilişkiye de kendinizi böyle hiç düşünmeden atabilirsiniz. Bu da sonuçta biraz risk getirebilir. Çocuklarla ilgili konulara dikkat edelim. Hamilelik, doğum ve benzeri konular. Bu alanlarda evet bazı riskler olabilir. Sağlık konularında olabilir. Kazalar, sakarlıklar ve benzeri alanlarda temkinli olmakta fayda var. Ayın 20'sinde ise Mars ikizlere geçecek. Şimdi 6. evinize Mars gelince biraz hani iş temponuzun artmasını, biraz daha fazla işle ilgilenmenizi bekleyebiliriz. Aynı anda birden fazla iş de olabilir bu. Yani günlük hayatınız biraz hızlanıyor. Mesleki konular, öğrenciyseniz eğitim konuları, işte işle ilgili seyahatler, eğitimler, yazışmalar, görüşmeler, randevular. Biraz hani daha fazla efor sarf edeceğiniz bir dönem.
Özellikle ayın 20'sinden sonra başlayabilir. Genel sağlığınıza da biraz dikkat edin. Çünkü böyle soğuk algınlıkları, üşütmeler, enfeksiyonlar, günlük hayattaki böyle ufak tefek sakarlıklar artabilir. Evcil hayvanlarınız yine, evcil hayvanlarınızın sağlıkları, bakımları buralar önemli hale gelebilir. Ayın 21'inde 29 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Evet, bu yıl burcunuzda iki Dolunay var. Dolayısıyla daha fazla başroldesiniz sevgili Oğlaklar. 22 Haziran'da 1 derece Oğlak Burcu'nda olmuştu Dolunay. O dönemde başlamış bazı konular devam ediyorsa şimdi iyice bir netleşebilir, bir tamamlanabilir. Bu 29 derecelik bir Dolunay ve üstelik Plüto'yla da kavuşumda. Yani bir tamamlanma, bir bitiş, bir sonlanma, bir dönüşüm enerjisi var. Artık kararsız kaldığınız konular varsa hayatınızda böyle bir sürüncemede kalan bir konu bitiyor, netleşiyor. Yani bu bir ilişki de olabilir, iş de olabilir. Ve yani uzun yaşadığınız bir yeri bırakabilirsiniz, taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz, bir mülkü satabilirsiniz, boşanabilirsiniz, işinizi kapatabilirsiniz, meslek değiştirebilirsiniz. Yani bunlar genel olarak daha kadersel, daha uzun vadeli ama hayatınızda bitişleri ve dönüşümleri tetikleyen konular. Ama her oğlak aynı etkiyi almıyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz. Oğlak burcunun son derecelerinde ise işte bunun 25 derece ve sonrası özellikle daha fazla etki alabilir bu dolunayda. Sağlığınıza dikkat edin. Biraz zorlayıcı olabilir. Sizin sağlığınız, aile ve özellikle ebeveynler, anne baba sağlıkları. Onları da etkileyebilir. Onların da hani yaşamlarıyla ilgili, sağlıklarıyla ilgili biraz böyle dikkat çekici konular, gündemler, dolunay ve dolunayı takip eden günlerde söz konusu olabilir. 22 Temmuz'da Güneş artık Aslan Burcu'na geçecek. 8. eviniz aydınlanmaya başlıyor. Şimdi 8. ev, Venüs orada, Merkür orada. Evet, para konularında zaten ayın başından beri böyle bir düşünceleriniz var. İşte bir borcu ödemek, işte bir parayı paylaşmak, bazılarınız için bir nafaka konusu, tazminat konusu, vergi konusu, sigorta konusu olabilir. Ama güneş orayı aydınlatmaya başlayınca iyice her şey biraz daha görünür hale gelmeye başlayacak burada. Artık yani ertelemeye çalışsanız da erteleyemeyeceğiniz konular. Krizlerle de alakalıdır burası. Bazen bir sevdiğiniz birinin kaybı da olabilir. Bir hastalığı, bir ameliyatı, bir operasyonu gibi bir konu da olabilir. Parasal konular olabilir yine. Ağustos ayında da aslında burada bir yeni ay doğacağı için önümüzdeki Ağustos ayının büyük bölümünde de yine 8. ev konularınızın gündeminizde kalacağını, hayatınızda daha belirleyici olacağını da söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.